Merhaba arkadaşlar, İM Satranç kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere dün Vahap'la Agdeş'ten maçını incelemiştik. Bugün de yine aynı turnuvadan Hırvatistan maçında oynadığımız ve 5-1 yendiğimiz maçta Cem Kaan'la Leon Levic'in maçını göstermek istiyorum sizlere. Eğer yine Olimpiyat'tan daha fazla bir videonun gelmesini istiyorsanız yorumların altına bunu belirtmeniz yeterlidir. Daha fazla uzatmak istemiyorum ve hemen maça geçiyorum. Rakibi Cem Kaan'dan elo olarak bir tık daha fazlaydı ama kendisini biz title'ların yayınlarında da yenmiştik çok fazla. 2480-2500 bandında bir oyuncu ve maça D4'te başlıyor. At F6, C4, E6, at F3, D5, at C3 ve file 7. Buradaki en fazla tercih edilen hamle bu file 7 hamlesi ve kabul edilmeyen vezir gambiti diye geçirebiliriz bu varyantı. Buradaki at C3 hamlesinin, file 7 hamlesinin dışında D4 gibi ilginç bir varyant da söz konusu. Bu hamleden sonra da biz bu maça bakmıştık yine Mustafa abinin bir tane maçında. Beyazlar burada E4 ile devam ettiği zaman siyahlar fil B4 gelip atı açmazı alıyor. Beyazlar burada fil C4 kırdığı takdirde ise siyahlar at E4 kırıyor. Beyazlar burada rok atıyor ve devamında at C3, BC3, fil D6 dönüldükten sonra beyazların burada bir tane piyon feda ettiği, devamında at G5, vezir H5 gibi hamlelerle rakibe bir piyon verip karşısına saldırdı. Çok güzel, garip bir varyant olabiliyor. Cem Kaan da varyant tercih etmeyip at C3'ten sonra rahat rahat taşlarını geliştirebilmek adına file 7 oynuyor. Bu hamleden sonra beyazların yine en fazla tercih ettiği hamle fil G5 hamlesi. Maçları bu şekilde devam etti. Fil G5, H6, fil F6, fil F6 ve E3. Şimdi pozisyonumuza baktığımız zaman beyazlar tahtada filini verdi atın karşısında. Ve siyahların bu pozisyonda çift fil avantajı mevcut. Ve burada şöyle bir durum var diyebilirsiniz ki beyazlar bu taşı niye verdi? Olay şu arkadaşlar, gördüğünüz gibi H6 hamlesini yaptırdık burada. Ve H6 hamlesinden sonra eğer beyazlar vezir D2 uzun roktan sonra H4 G4 sürerse ters kanatlara atılmış roktan sonra bizim piyonumuz H6'da bulunduğu için rakip atak yaparken bu bize zayıflık olarak yansıyacak. E3 hamlesinden sonra Cem Kaan rokla devam ediyor. Vezir D2, C6 ve uzun rok. Şimdi bu hamleden sonra artık ters kanada roklar atıldı. Ve siyahların burada nasıl devam etmesi lazım? Güzel bir soru. Şöyle, rakip burada uzun rok attığı zaman ve bizim de kısa rokumuz varsa, yani ters kanatlar ise roklar, bizim atak yapmamız lazım. Atak yapabilmemiz lazım bu pozisyonda. Cem Kaan da burada atak yapabilmesi için öncelikle taşları oyuna sokması lazım. Bu yüzden de ilerleyen durumlarda işte A5, B5 süreceğimiz için ve taşlarımızın da oyuna girmesi gerektiğinden dolayı Cem Kaan burada at D'lenmesini yapıyor. At D'den sonra beyazlar şah B1 geliyor. Cem Kaan burada A5 sürüyor ve beyazlar H4 sürüyor. Şimdi karşılıklı bir pozisyon var. Beyazlar saldıracak şah kanından, biz saldıracağız vezir kanından ama rakibin şahı olduğu için şah tarafından basacağız. Ama sıkıntı şu. Biz H4'ten sonra B5 ya da DC4 tarzı bir hamle yaparsak rakip burada bu piyonu almak zorunda değil. Ve direkt G4 sürdüğü zamanda ise biz eğer burada B5 yaparsak beyazlar burada G5 sürebiliyor ve tahtada beyazların atağı daha hızlı geliyor. Cem Kaan da burada bu atak konusunda birazcık daha konumu hafifletmek için H4'ten sonra G6 yapıyor. Ve beyazlar burada artık G4 sürdüğü zaman siyahlar fili G7'ye çektiği takdirde beyazların atağında bir nevi bir yavaşlama oluyor. Çünkü eğer burada G5 sürerseniz H5 ile karşı edeceğim. Eğer burada H5 sürerseniz de G5 ile karşı edeceğim. Bu yüzden de Cem Kaan'ın yaptığı fikir aslında fena bir fikir değil. Fakat bu G6 hamlesinin sıkıntısı beyazlar tahtada E4 sürebiliyor. Ve D2'deki fili H6'daki piyonuna bakıyor. Merkezden de E5, CD5'ten sonra bir tane piyon kaldırmaya çalışıyor. E4'ten sonra Cem Kaan da E4 kırıyor. Rakip burada vezir H6 alamaz çünkü EF3'ten sonra at boşta. Ve D4'ten sonra at E4 kırıldığı zaman da Cem Kaan tahtlara basitçe filini G7'ye çekiyor ve düşünmeye başlıyor. Fil G7'den sonra beyazlar burada fil D3 geliyor ve rakibin şah kanadına yaptığı atağı sürdürmeye kalkıyor. Cem Kaan da A4'e devam ediyor. A3, at F6, vezir F4 ve burada çok garip bir hamle var. Cem Kaan burada B5 sürüyor. Şimdi diyeceksiniz ki biz burada bu piyonu niye verdik? Şu yüzden verdik. Eğer beyazlar burada CB5 alırsa biz de burada CB5 kırıyoruz. Fil B5 hamlesinden sonra ise tahtada at E4 alıyoruz. Vezir E4 kırıldığı zaman da rakip bizim A8'deki kalemizi istediğinden dolayı bizim kalemizi atağa sokabilmek adına kale B8 geliyoruz. Ve fikrimiz tahtada devamında bu fili herhangi bir yere kaldırdıktan sonra vezir B6 gelerek filimizi B7'de oyuna sokarak ve aynı zamanda vezir bekleyen matı isteyerek rakibe atak yapmaya devam ediyoruz. Ve bu konumu cidden siyahlar için çok iyi olurdu ve beyazlar bu yüzden piyonu alamıyor. Vezir F4'ten sonra B5 ve at F6. At F6'dan sonra vezir F6, vezir F6, fil F6 ve C5.
Şimdi burada çok zamanlamalı, çok önemli bir hamle var. Çünkü bizim burada filmimiz C8'de. Taşlarımızın bir şekilde oyuna girmesi lazım. Ve burada çok garip bir hamle var ve Cem Kaan da bunu aslında çok hızlı bir şekilde buluyor. Ve tahta da B4 sürüyor. B4'ten sonra fikir şu. Bizim çift filimiz var. Pozisyonumuzu açmamız lazım. Bu kalelerimiz oyuna bir türlü giremiyor. Oyuna sokmamız lazım. Ve B4 burada çok güzel, çok zamanlandı bir hamle. B4'ten sonra eğer beyazlar burada AB4 kırarsa tahtada basitçe kale B8 geliyoruz. Ve ardından kale B4 kırmaya çalışıyoruz. Beyazların tahtadaki en iyi ve tek hamlesi B5 hamlesi. B5'ten sonra C5 kırabiliyoruz ve taşlarımız gayet güzel. Filimizi artık A6'dan, piyonumuzu B4'ten fili buradan çıktıktan sonra süreceğiz. Ve tahtada karşıtlık şanslarımız olacak. Tabii ki rakip B4'ten sonra bunu almıyor ve ataya 5 geliyor. Ve burada siyahların çok güzel bir fikri var. BA3, file 5. File 5'ten sonra D5'e ise bu C5 piyonuna hiç de beklenmeyen bir anda kale A5'te çok güzel bir saldırı geliyor. Ve isteğimiz bu C5 piyonunu almak. Rakip de bunu kale C1'le koruduğu zaman kale D8 gelerek oyuna bu kalemize tempo ile sokmak. Kale D8'den sonra eğer rakip D5 karesini kontrol etmez ise kale D5 gelip devamında C5'i de alıyoruz ve oyun sonunda bir tane piyon önüne giriyoruz. Kale D8'den sonra rakip burada file 4 oynuyor ve oyuna son girmeyen taşımızı da C8 filinde A6'dan oyuna sokuyoruz. Eğer rakip burada fil C6 kırsaydı basitçe kale C8 gelecektik. Fil D'den sonra ise kale C5 kıracaktık. Kale C5'ten sonra bunu da alacaktık. A4'ü aldığımız zaman da kale E5'ten sonra buradaki piyonun geçer olduğuna bakmayın arkadaşlar. Rakibin şahı piyonlarına uzak olduğu için bu piyonlara saldırmak çok kolay olacaktı. Ve kale E2'den sonra pozisyon siyahlar aşırı iyi olduğundan dolayı beyazların tek hamlesi filde 1 olacaktı. Ve tahtta da siyahların daha fazla olduğu güzel bir konum oynayacaklardı. Fakat rakip burada fil A6 hamlesinden sonra kale C3 gelmeyi tercih etti. Cem Kaan burada kale 4 oynadı. Fil C6, fil C4, C3'teki kalenin yolunu kesip C5'ten piyon almaya çalışıyoruz. Fil F3, kale C5 ve kale H1. Ve burada kale H1 hamlesi çok büyük bir hata. Rakip burada fili açmaz aldığını sanabilir. Fili oynayamayacağımızı düşünebilir. Ya da fil D3'ten sonra kalelerden birini değişip rahatlayacağını düşünebilir. Ama maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü kale B5 hamlesinden sonra hem açmazdan çıkıyoruz. Ve rakip şah 1 geldiği takdirde ise fili basitçe B3'e koyuyoruz. Ve devamında kalemizi D2'ye koyup maçı iyi pozisyonda şekilde devam ettiriyoruz. Ve burada rakip H5 sürüyor. Cem Kaan kale D2 iniyor. Kale C5, kale B6, kale C6, kale B5 ve kale C5. Burada çok güzel bir şekilde Cem Kaan alıyor kale C5'i. Kale C5'ten sonra da GH5 kırıyor. Ve tahtadaki F2 piyonu da korunamayacağı için rakip burada fil H5 alması gerekiyor. Fil H5'ten sonra kale F2 ve ver G2 diyoruz. Kale F2'den sonra beyazlar fil F3 dönüyor. Ve oyunda, oyun sonlarında özellikle en önemli taşlardan birisi olan şahımızı oyuna sokmamız gerekiyor. Bu yüzden de tahtada şah G7 oynuyoruz. Fikrimiz şah G6, şah F5 gelip boya 5 piyonuna saldırmak. Şah G7'den sonra beyazlar şah B1 geliyor. Cem Kaan çok güzel bir basitçe bir hamle daha yapıyor ve H5 sürüyor. H5'ten sonra rakip eğer almasaydı fikrimiz H4 ve ardından H3 sürüp piyonu vezire gitmekti. GH3 kıramazdı çünkü F3'teki fili boşta olurdu. Kale eğer C3'e gelip piyonu tutmaya kalksaydı da şah G6, şah F5 fikriyle E5'teki piyonu alırdık. Bu yüzden H5'ten sonra beyazlar fil H5 kırıyor. Cem Kaan burada kale G2 alıyor. Kale A5'ten sonra kale G5 geliyor. Rakip burada file 2 döndüğü zaman da ise çok güzel basit bir tema var. İsterseniz videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Videoya devam ettiren arkadaşlarımız için de bu filimiz E2'de olduğunu görüyoruz. Şahımızın B1'de olduğunu görüyoruz. Şah eğer burada olsaydı siyahlar kale G2 gelip fil alırdı boşta açmazdan. Ve burada Cem Kaan kale G1 şah çekiyor. Rakip şah B2 geldiği zaman da kale G2 geliyor. Ve rakip burada fili kaybettiği için maçı terk ediyor ve çok güzel bir şekilde olimpiyatta bu maç sayesinde takımına bir puan daha kazandırıyor. Evet arkadaşlar, eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz olimpiyat maçlarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satrançta kalın.